Sevgili arkadaşlar, First Shepinize iyi haftalar diliyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinden çıktınız. Umarım herkes Anıtkabir'i ziyaret etti ve hatta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Özgürlük en kıymetli varlığımız. Lütfen onun değerini bilelim. Sevgili arkadaşlar, e, yorumlarınızı hepsini keyifle okuyorum. Çünkü ben mazoistim, Arasında kendimi kırbaçlarım. E, hiçbirine de itiraz etmiyorum. Söylediğiniz her şey doğru. Bazı şeyler çok koyuma gidiyor. Mesela hocam Hani IMF gelecek hala gelmedi. Bu yanlış anlaşıldı. Ben Türkçe'yi bilmiyorum. IMF'yi ben getirmiyorum. Bu arada biliyorsunuz yani öyle bir yetkim yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın davetiyle gelir IMF. IMF gelecek sözüm, IMF gelmezse perişan oluruz şeklinde anlaşılmalı. Ve tekimde olduk. Herhalde ekonominin iyiye gittiğini düşünenler, bilmiyorum sırtça saraylarda yaşıyor. Çünkü ben şu ana kadar kendi çevremde ekonominin iyiye gittiğini e, düşünen kimseyle karşılaşmadım. E, varsa bana bir konum atsın, belki bana bir yemek ısmarlar. Neyse konumuza gelelim. Arkadaşlar bir kez daha uyarıyorum. Yalnız sizi değil, değerli hükümetimi de uyarıyorum. E, döviz ve faizde çok ciddi bir çalkantı dönemine gireceğiz. Ve bu çalkantı dönemi bir iki hafta değil yıl sonuna ve hatta Türkiye e, siyasette ve ekonomide davranışlarını değiştirinceye kadar sürecek. Bu konuda bir video çektim geçen hafta. Bir daha kendimi tekrarlamayacağım. O kadar kendimden eminim ki bundan sonra artık yıl sonuna kadar bu konuda video çekmeyeceğim. Sevgili arkadaşlar, e, bir ekonomistle bir ekonomistin görüşünü sunuyorum. Tabi fon yöneticileri anında hareket ederler. Dolayısıyla Barış Pınarı'nda ateşkes imzalanır imzalanmaz. Aa, aman ne güzel Türkiye'de her şey ucuz diye satın aldılar. Tehlike geçti diye onlarca e-mail veya telefon aldım. Tehlike geçmedi. Bir, bir kere Barış Pınarı bitmedi. Ee, Barış Pınarı eski şiddetiyle olmasa da devam ediyor. Razelayn'da PKK yani PKK işte karbon kopyası teröristlerden Tel Amr'da Asad'ın askerlerinden Kobani'de yine YPGP'den tacizler var. Daha kötüsü Trump yine fikir değiştirdi. Bu adam benden de kötü arkadaşlar. Yani herif video çekse ona küfür edeceksiniz. Lavuk askerlerini bu sefer Güney'e petrol kuyularını korumaya gönderdi. Pentagonda da küfür ediyor. Adam daha geçen gün o çöl sıcağında o tankın hamurun içine binmiş. Suriye'den Irak'a gitmiş. Ertesi gün bir telefon geliyor. Ya çocuklar yanlışlık oldu. Şimdi yeniden Suriye'ye döneceksiniz diyor. Yani tamam Amerika askerini acımak belki size garip geliyor ama onlar da insan be kardeşim. Herifler gittiler şimdi orada petrol kuyularını koyuyor. Onlar da küfrediyorlar Trump. Oradan bir tane oy çıkmayacak Trump. Neyse yani petrol kuyularını değil tabii orada YPG'yi de koruyor. Dolayısıyla YPG tehlikesi devam ediyor. Ayrıca bunu defalarca para analizleri anlatmaya çalıştım. Soçi mütabakatı Kobani ve Membiç yöresini kapsıyor. Asıl PKK'nın e, tedarik yolunun olduğu Kandil, Sencar, Haseke, Kamışlı bölgesini kapsamıyor. Çünkü orada şey yok, Rusya yok. Dolayısıyla terör tehditinin bittiği söylemez. Neyse devam edelim. Çok olayın siyasi boyutuyla ilgili değilim ama orada çarpışmalar her an yeniden başlayabilir. İnşallah Mehmet hiç kayıp vermez. Bunun için her gün dua ediyorum hakikaten. İkincisi ABD kongresi de ne yaptığını biliyor. E, tabii Trump fikir yani tabii e, papaz e, şarkı söylerse e, cemaat cemaatte dans eder demişler. ABD kongresi de ne yaptığını biliyor. Geçen hafta yaptırımlardan vazgeçecekti. Bu hafta yine sinirlendiler. E, yaptırımları yeniden düşünmeye başladılar. Bu yaptırımların bazıları bayağı ağır. Sayın Cumhurbaşkanımızın mal varlığının araştırılması, S400'ler için katsa dedikleri ağır yaptırımların konulması, finansal sisteme, enerji sistemine, savunma bakanlığı ile iş yapan bütün şirketlere yaptırımlar konulması gibi tehditler havada uçuşuyor. Bunlar bir iki hafta içinde gündeme gelebilir ha. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu tehlikelerin geçtiğini söylemek bir daha olmaz demek için çok erken. Ee, başımızda bir de Halkbank meselesi var. Halkbank haklı olarak bütün suçlamaları reddediyor ama bence bir hata yaptı. Manhattan'daki davaya bir savunma eti göndermedi. Şimdi tabii Amerikalılar da ya bunlar bize eşek yerine koyuyorlar diyorlar. E bir de savunma göndermediğiniz zaman tabii hakim ve eğer bir jüri olacaksa yalnız şey e, iddia makamını dinliyor suçlu bulunması ihtimali yükselmiştir. E suçlu bulunsa ne olacak diyeceksiniz. Ya ne olacak? Bir daha dolarla işlem yapamaz. Bu kadar basit. Yani ne kadar ceza çıkacaksa da ödemezse e, Türkiye hükümeti suçlu bulunur. Bu kadar basit. Yani, yani siz istediğiniz kadar bağırın çağırın. Dolar kullandığınız sürece Amerikan yaptırımları sizin canınızı yakmaya devam edecek. Şey bu kadarla da kalmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha Avrupa Birliği'ne ya Suriye'de güvenli bölgede mültecilere yerleştirmemize mali olarak yardımcı olursunuz ya da kapıyı açarız Suriyeli mülteciler istedikleri yere giderler dedi. Hakkıdır kendi açısından da Avrupa Birliği de ya öyle mi peki o zaman biz de yaptırım koyarız dedi. İşte bu Hüller Hermes kredi garantilerinin azaltılması gibi konuları masaya getiriyorlar. Belki el altından geçmişte Deniz Yücel vakasında yaptıkları gibi Alman bankalarına ya pek fazla kredi vermeyin de diyebilecekler. Yani bu karşılıklı tehditler geçmişte biliyorsunuz nazi tartışması çıkmıştı. Bunlar iş dünyası için, borsa için, döviz için hayırlı şeyler değil. Kim haklı kim haksız derdinde hiç değilim. Benim görevim olabilecek tehlikelere karşı sizi uyarmak. Fırsatlar varsa bu konularda da sizi aydınlatmak ama tehlike geçti. Oh bakın şu helal olsun Türk lirası ne kadar sağlanmış demek biraz aptallık ve miyopluk olaylar daha yeni başlıyor. Gelelim iş tarafa. Merkez Bankası 250 bas puan faiz indirimi yaptı. Yine herkes vay be 250, 100 puan bekleniyordu. 250 yaptı. Şuraya bakın döviz yerinden bile oynamadı dediler. Halbuki alakası yok. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirimi Barış Pınar operasyonu sürerken yapılsaydı döviz şu anda 6 lira olurdu dolar. Ama tesadüfen ateşkesin ateşkese denk geldi ya da öyle ayarlandı. Bir etkisi olmadı ama önümüzdeki günlerde olmayacak demek değildir. Grafikler koydum. Barış Pınarı'ndan bir hafta önce vatandaşlar 200 milyon dolar kadar döviz sattılar ama trend olarak almaya devam ediyorlar. Özel sektör hızla döviz borcunu kapatıyor. Onlar kesinlikle ikna olmuş değiller Türkiye'nin iyileştiğine. Yabancılar Barış Pınar Harekatı'nın başlamasından bir hafta önce yılın en büyük satışını yaptılar bono ve tahvilde. Bankalarımız sendikasyon kredilerini daha yenilemedi. Yenilemeyecekler demiyorum dikkat edin. Böyle bir şey söylemedim ama henüz yenilemediler. Şimdi ortada böyle bir durum var yani Türkiye'nin cari açığı yok ama döviz çıkışı başka yollardan devam ediyor. Vatandaşın dövize iştahı çok yüksek. Buna karşılık siz TL faizlerini sürekli olarak düşürüyorsunuz. Daha da önemlisi yani bazı çok beğendiğim, eserlerini takdirle okuduğum ekonomistlerin Merkez Bankası hakkında söylediklerini artık gülemiyorum dahi. Çünkü espri çok bayattı. Efendim, Merkez Bankası faiz indirimlerini büyük ölçüde bitirmiş. Bundan sonra artık ya çok az yaparmış ya yapmazmış. Ya Türkiye'de Merkez Bankası karar vermiyor ki faiz indirimlerine. Sayın Cumhurbaşkanı karar veriyor. Yani yapmayın Allah rızası için. Ya bunu sokaktaki simitçiye ya da yani gidin maden ocağında çalışan kişiye sorun. Size bu cevabı söyler. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız dün konuştu işte. Tek haneli faiz istiyorum. Çünkü faizler düştükçe enflasyon da düşüyor diyor. E yani Merkez Bankası bir 250 puan faiz daha indirecek bundan sonraki toplantıda. Türk lirasının koruma kalkanı beline kadar inecek. Oradan D işaret ediyor. Söyleme abi o kelimeyi söyleme diye. Ve ilk şok da bu siyasi bir şok olabilir. İşte askeri bir şok olabilir. Dışarıda bir şok olabilir. Döviz yükselmeye devam edecek. Faizler de yükselecek. Çünkü biraz önce bir video çektim. Yukarıda bulabilirsiniz. 2020 bütçesinde bütçe açığı 138 milyar lira borçlanma artacak. Kimse o 138 milyar lirayla kalacağına da inanmıyor. Belki 150, 170, 200 milyar liraya kadar çıkabilecek. Yani oransal olarak konuşursak gelecek sene hedefi olan 2 milli gelirin 2.9'u kadar bütçe açığı hedefine inanılmıyor. inanılmıyor. 3.5 ila %6 arasındaki tahminler daha gerçekçi görülüyor. E bu noktaya gelirse tabii ki hazine borçlanacak. Kimden borçlanacak? Ya yurt dışından ya yurt içinden. Ama yani bu arz talep meselesi siz daha fazla fon talep ederseniz o fonları sağlayanlar da daha yüksek faiz teklif ederler. Dolayısıyla faizler de yükselmeye mahkum. Bugün yükselmesi yarın yükselecek. Bilmem derdimi anlatabildim mi arkadaşlar? Piyasa her zaman hakkıdır demek doğru değil. Piyasa o gün kamuya açıklanan haberleri o gün için doğru değerlendirir. Ama geleceği pek de o kadar derinden düşünmez. Çünkü piyasalarda traderlar bir günlük işlem yaparlar daha çoğunlukla. Biz dikkatli olalım. Bu söylediklerime inanmak zorunda değilsiniz. Ama okuyun, ev ödevinizi yapın. Tehlike geçti diye düşünmeyin. Türkiye yıl sonuna kadar gerek Amerika cephesinden, gerek Avrupa Birliği cephesinden, gerek içeride bitmeyen döviz iştahı açısından, gerekse de çok feci bir şekilde tasarlanan 2020 bütçesi cephesinden çok önemli tehditler bekliyor. Ben bütün bunların Döviz ve faiz anlamında kazası belası atlatılacağından emin olamıyorum. O yüzden sizi uyarıyorum. Bu neşeli videoyu kapatmadan önce iki anonsum olacak. Cumartesi TÜYAP'tayım. Kitap fuarımız değil mi? Ee, evet orada parola yayınlarında benim kitaplarım yayınlanır. Sevgili Ahmet abim davetiyle oradayım. Kitabımı imzalayacağım. Yeni kitap bitirmek istiyordum ama barış Pınar başladı. <laughs> ben de tabii vatanımda daha çok ilgiliyim kitap yazmaktan. Ee, ama orada bir söyleşi yapacağım. 2020 yılında Türkiye hakkındaki beklentilerimi anlatacağım. Böylece kitabımı okumuş kadar olursunuz. Ve D de videoya çekecek. Onu da yayınlayacağız. Ee, i̇kincisi arkadaşlar. Biliyorum başınız çok ağrıttım ama Real Turkey Channel. İngilizce kanalımız hepinizin yani eğer bir şirkette çalışıyorsanız it ihracat, ithalat yaptığınız, finansman bağlantınız olan ne bileyim işte çeşitli sebeplerle ilişkide kurduğunuz yabancı şirketler var. Bir göz atın. Bol miktarda ekonomi konuşuyoruz. Türkiye'nin sorunlarını anlatıyoruz. Eğer içeriği faydalı buluyorsanız lütfen onlarla paylaşın. Türkiye'den çok az özgün İngilizce YouTube yayını çıkıyor. Biz bu eksiği tamamlamak için buradayız. Eğer beğeniyorsanız lütfen paylaşın. Hepinize teşekkür ediyorum.